Beni buyurmuşsunuz sultanım. Afife Hatun yeni bahçe sarayına birilerini yolla. Hazır hale getirsinler. Merakımı mazur görün sultanım. Hatice sultanımız için mi hazırlanacak? Hayır. Şah sultan için. Bizi yalnız bırakın. Anlaşılan o ki kardeşimle aramı açmak niyetindesin. Bütün yapabileceğin bu mu Hürrem? Sahte bir mektupla bunu başarabileceğini mi sanıyorsun? Sultanım, bir yerden başlamak lazım. Ayrıca mühim olan bu mektubun sahte olması değil. Öyle bile olsa içinde yazılanlar sizin hakiki hisleriniz değil mi? Hatice'yi rahat bırak Hürrem. Onun bu zayıf halinden medet umma. Yalanla, iftirayla daha fazla zehirleme. Bırak da yası bitsin. Yarası kabuk bağlasın. Sultanım, onun ne halde olduğu umurunuzda bile değil. Siz asıl kendi rahatınızı düşünüyorsunuz. Çünkü yıllardır beklediğiniz an geldi. Hatice Sultan'a layık görülen hayat şimdi sizin ellerinizde. Bir vakitler bu dairede rahmetli validem kalırdı. Nur içinde yatsın. Amin. Bir sultan olarak gelmişti bu saraya. Bir sultana yaraşır şekilde idare etmişti harem. Emri hak vuku bulunca da bir sultan olarak ayrıldı aramızda. Şimdi bu dairede sen varsın. Bir köle olarak geldin. Bir köleye yaraşır şekilde idare ediyorsun haremi. Ve şüphen olmasın ki bir köle olarak gideceksin Hürrem. Sultanım, kölelik bitti. Hem de yıllar evvel. Bizzat hünkârımız tarafından azat edildim. Ve öyle nikah kıyıldı. Hem de rahmetli valide sultanımıza rağmen. Sultanlık lafla değil Hürrem. Kanla olur. Ve o asil kan sende yok.